Küstün mü? Hayır, ben Larasu'yla yemeğe gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Burada bir yerde. Peki, Larasu'yla yemeğe gidiyorsun. Meral. Var, arkadan baktığım zaman gerçekten çok saçını toplaman falan çok hoşuma gitti ama keşke pantolonun paçaları biraz uzun olsaydı. Bir de düzeltme şansım varsa eğer uzun. Bak. Bir de Hakan Bey sana Banu Alkan'a benziyorsun dedi diye galiba üzerinde ona benzetmeye çalıştın. Arkadan çok güzel ama önden Banu Alkan'ı yansıtıyor. Teşekkür ederim. Berrak. Ben yani pantolonu sana yakıştırdım. Güzel olmuş. Paça boyu biraz uzun. Ben bugün bir de sana günlerdir çok kızmıştım ama bugün çok üzüldüm. Yani gerçekten üzüldüm sana. Bilmiyorum, ben bu kıyafeti de yakıştırdım. Yaşına da yakışmış. Bence minilerdense senin biraz böyle pantolon falan bu tarz giyinmen daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Uzun zamandır mini giymiyorum. Üst kısmında da şu şeyden detaydan dolayı biraz potluk var gibi duruyor ama güzel görünüyorsun genelinde. Zeynep. Üzerindeki senin proporsiyonunu bozmuş gibi duruyor. Hani aslında ne o kadar kısa gözüken bir bacağın var, ne o kadar geniş, hani bel oyuntun falan hiç gözükmüyor. Yani çok büyük gelmiş sana. Tamam, tasarımı öyle. Ama hani o saçlarını falan da kabartmışsın. Ben bugün beğenmedim. Çantan çok güzel. Ben mini giymeyi seviyorum. Onun dışında vücut hatlarımı ortaya çıkaran şeyleri genelde zaten pek tercih etmem. Yok, bol, cool, fresh şeylerle kendimi daha iyi hissederim hep. Tamam, hani mesela geçenlerde unutmuyorum onu, böyle bebek mavisi bir İspanyol paça giymiştin. Onun paçaları daha yere vuruyordu. Üzerindeki daha böyle tatlıydı. Bu üzerindekileri hiç sana yakıştıramadım. Teşekkür ederim. Ayşe. Ben de pantolonun boyunu birazcık kısa buldum Bahar'cığım. Evet, ve keşke saçını fazla kabartmasaydın. Biraz daha basık olsaydı daha güzel olurdu ama güzelsin. Bir de çok pardon, bu arada Berra'ya katılıyorum. Biraz potluk yapmış ama güzelsin. Yeşim. Pantolonun paçası zaten malum ama Zeynep'in dediğine katılacağım. Eğer İspanyol paça giyeceksen bebe mavisinin üzerine giydiğin gibi büstiyerler giymeni tercih ederim ben. Çünkü bu üstündeki gerçekten seni olduğundan farklı gösteriyor. Bugün ben de beğenemedim. Yağmur, son yorum alalım. Ben pantolonun rengini çok beğendim. Çantan da güzel. Ben üzerindeki body, bluz, tunik onu beğenmedim. Seni çok kaba göstermiş. Bir de saçlarını kabartmasaydın keşke. Çok daha iyi olurdu. Böyle kabartmayıp otokayı taksaydın çok daha güzel görünürdü diye düşünüyorum. Peki. Kafamdaki o modele yaklaştırıyorum kendimi. Saçımın da abartısı buydu. Ama sonuçta Lara ile yemeğe gidiyorsun. Böyle bu kadar... Biz böyle gidiyoruz. yani ben açıkçası bağdaştıramadığım için belki daha başka bir yere gidiyor olsaydın. Şöyle. Saçını düz yapsaydın, hani böyle yapsaydın kabul. Ama Lara ile yemeğe gidiyorsun. Böyle çok bohem, böyle çok farklı, bir enteresan bir şey bulamadığım için o kadar özeneceğin. Bu yorum yapıyorum. Teşekkürler. Lara? Önce Yağmur'a cevap vereyim. Biz ikimiz baş başa da bir yere giderken kendimize çok özeniyoruz. Kıyafetin konusunu açtım. Paçaların çok havada duruyor. Çok komik. Bir de saçın önü çok komik. Evet o ya kadar. Tamam. Ben üstünü ve çantanı çok beğendim. Ben uzadım galiba, biliyor musunuz? Kesin uzamışsındır Bahar. Hazır mısın? Hı-hı. Geçebilirsin. Evet Bahar'cığım, pantolonun boyu kısa, yere sürmeli. Bluzun proporsiyonun yani şeyi de tarz bir bluz aslında ama vücudunu çok yanlış gösterdi. Yani belinin nerede olduğunu belli değil, basenin böyle bir düz gösterdi seni daha. Orada biraz daha arkada biraz daha bir oturtursana şey bluzu. Olmalı.
Yok yok, onun da alakası yok. Modelin öyle. Arkada böyle bir şey de takmalısın. Bir iğne takmalısın, diktirebilirdin. Hı-hı. Onu da daraltabilirdin. Saçlarını beğenmedim Bahar'cığım. Bu saç olmaz. Ben rengine gala gece çok beğendim. Çünkü o tarz ile, o elbiseyle avantgard tarz şeyde gelinlikten yakıştırdım. Ama şu anda çok fazla sarı, doğal değil. Senin yaşına uygun değil. O Madonna yorumumdu. Bugün de Banu Alkan olmayı tercih ettim. Deniyorum. Bence de kendin ol. En doğrusu bu. 7. Teşekkür ederim. Sizler benim burada huzurumu bozuyorsunuz. Tabii bozanın arasında sen başroldesin. Bunları iyi dinle. Benim tansiyonlarımı kimse çıkaramaz. Dünyaya bir kere geldim, iki kere gelmeyeceğim. Doğru konuşmadığını tespit ediyorum zaman zaman. Arkadaşlarınla münakaşalarınız da oldu ve bunlar bizi artık rahatsız ediyor. Sen nasıl seni anlatsam, bazı hayaller kuruyorsun, onları gerçekmiş gibi anlatıyorsun herhalde. Ondan sonra onlar da zaten kendilerine yakışanı yapıyorlar. Yani birçoğunuz, birkaç taneniz benim çok sinirlerimi bozuyor. Çok sinirlerimi bozuyor. Biz sana hadi Bahar şöyledir, Bahar böyledir, aman Bahar, Bahar'ı düzeltelim, eğitelim. Sen dalga geçiyorsun sanıyorum bizimle. Evet, artık öyle. Bak ben bugüne kadar bağırıyordum, çağırıyordum, bir şeyler yapıyordum ama bugün artık ben o zinciri kopardım. Tamam mı? O zinciri kopardım, gözlerime bak. Gözlerime bakacaksın, bakacaksınız. Buradakileri beğenmiyorsan veya beğenmeyenler varsa buradan ayrılır gider. Ama mecbursun. Bu merdivenin öbür tarafı köprünün, hepiniz aynı kategoridesiniz. Sizin mal varlığınız, asaletiniz, soyunuz, sopunuz, soy ağacınız beni hiç ilgilendirmiyor. Burada yarışmacısınız. Aklını başına topla, aklını alırım sonra. Bak bunu doğru söylüyorum. Birkaçınız var, iki tanesini hallettim, sırada sen varsın. Arkasından yağmur geliyor. Ben burada huzur istiyorum. Huzur istiyorum burada. Sizin kavgalarınız bize sirayet ediyor. Mecbur değiliz. Değilim yani. Kaç yaşında kadınım artık? Bıktım. Benim gitme diye bir olanağım yok buradan. Bahar, sen kendini birazcık bir gözden geçir davranışlarını. Hadi haklı olduğun 3 şeyin olur. 13 şeyinde sen de haksızsın. Çünkü bir çarpışıyorsunuz aranızda. Kim haklı kim haksız beni bağlamıyor. Buradaki huzursuzluk beni bağlıyor. Biz Bahar'ı koruyormuşuz diyorsunuz. Sen Tuğba. Tuğba. Neyini koruyoruz Bahar'ın? Ha? Neyini koruyoruz? Özellikle öyle söylemişsin arkadaşlardan birine. Neyini söyledim, koruyoruz? Arkasındayım da onun zaten. Efendim? Söyledim, ben bunu biliyorum, benim söylediğimi. Ağzımdan çıkan lafı biliyorum. Sadece yani öyle kötü sözleri cidden artık tahammül edemiyorum ve hani niye diye soruyorum insanlara bunu. Niye onu koruyorsunuz diye soruyorum. Kim koruyor onu? Biz mi koruyoruz? Yani içeridekiler. İçeridekiler ne demek yani? İçeridekiler, yazık onlara be. Cidden neler yazık çekiyorlar onlar, biliyor musunuz? Biliyoruz, ben de zaten ona zaten söylüyorum. Burada bu kadar şey oluyor ve siz hala tahammül gösteriyorsunuz buna diyorum. Neyine tahammül göster? Kardeşim, size bir laf söylüyor, siz onun rahatsız olacağı şeyi söyleyin. Senin söylediğin, ben seni izledim şeyde, videosu geldi.
Hiç yakışıyor mu sana? O ettiğin belden aşağı laflar. Sana da yakışmıyor. O zaman ben belden aşağı laf kullanmadım orada. Maalesef kullanmışsın. Maalesef. Kullanmadım. Maalesef kullanmışsın. Kayıtlarınız var. Kayıtlarınız var. Burada hepiniz eşit seviyedesiniz. Şöyle ki yarışmacı arkada konuşursun konuşmazsın bizi bağlamaz. Ama bıktık ya. Bıktık yani. Birçoğunuzdan bıktık. Başta senden. Doğru konuşmadığın şeyler var. O Necip Fazıl'ı bilmem kimine uydurdu. Ne hayal? Ben onu varsaydım. Öyle bir şey yani olmamış. O kadar masumdu. Ben rüyamda bir yanlışı düzeltmek adına. Hayır o öyle değil de öyle dedim. Ben konuyu anımsamıyorum çünkü. Onu varsaydım ne demek? Tabii ki öyle. Biz öyle şeyler konuşur muyuz hiç burada? Öyle şeyler olmadı tabii ki. Ben ona örnek verdim. Ne diyor bu? Ne diyor Ivana? Ben de konuya hiç girmek istemiyorum. Ben hakikaten... Hani elma ve armut tiplemesi yaparız ya. Böyle daha basite indirgemek için. Olayı anlatırken konuyu anımsamadığım bakın, için... Bakın kimin ne suçları varsa var. Hepiniz ağaçtan dutlar dökülür ya öyle döküleceksiniz yani. Bu işe baş koydum ben. Sizin ama doğru değil, doğruları anlatmıyorsun dediğiniz şey ben zaten doğru evet öyle oldu bir diye anlatmadım. Bir şeyi 5 kişi bana 5 kişi bana derse ki eğer 5 kişi hayır böyle bir şey oldu o ben 5 kişiye inanırım. Tam toparlı. 7. Teşekkür ederim Nuri Ertaş Hanım efendi. Hoş geldin Bahar. Şöyle bir dönersin etrafını. Dönerim. O yalandan ağlamalarını yapma bana. Yalandan ağlamıyorum. Ay şu kızı alın karşımdan. Yalan ağlıyorsun, yalan. Doğru değil, numara yapıyorsun. Ya numara yapsam böyle mi ağlarım? Tamam, şöyle Bahar, falan mı ağlarım? Tamam Bahar, iki dakika tut Allah kendini. Allah. Bir yorum yapacağım, yollayacağım hemen seni. Son yorum. Derli toplu giyinmeni çok beğendim. 18 yaşında bir kız. Paçağın kısa bilmem ne ıvır zıvırına takılmıyorum. Bizi dinliyorsun, orasına takılıyorum. Öbür konularda da dinle ama. Özellikle Yağmurcuğum sen de biraz dikkatli ol. 7. O Yağmur da gelecek buraya. Teşekkür ederim. Hadi bay. Kendi yaş grubunda çok akıllı olabilirsin.